Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Köftenin Distopyası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüm numaralarını takip etmekte zorlanıyorum çünkü bu aralar çekim programı bayağı bir dengesizin önde gideni ve şuraya yeni binalar yapılmaya başlandı. Bu binalar hakkında ufak bir detay daha. Burası market alanı. Ups. Burası da ahır. Evet, Action'ın yeni sürümü cidden problemli gibi. Bakacağız artık. Son güncellemeden önce bu böyle değildi. Neyse, bölüm arası yaptığım şeye gelecek olursak, şurası biraz. Basitçe şu arkadaşlar Hydroangeas. Nedir diye soracak olursanız, kendisi sudan çiçek üreten bir arkadaş. Hızlıca nasıl çalıştığını tarif edeyim size ve bunu tabii ki de Managlass'la göstereceğim. Diyelim şu Hydroangeas diyelim. Biraz da dirt alalım. Evet. Şimdi diyelim şuraya ya da şuralara su kaynağı koyduğunuz takdirde Hydroangeas bu su kaynaklarını yiyecek ve bize mana üretecek. Kendisi bir çeşit pasif mana üretim yolu. Fakat yanındaki su kaynağını yediği için en tavsiye edilen düzen şudur. Şöyle 3'e 3'lük bir alan oluşturup şu köşelere çiçekleri yerleştirdikten sonra ve size şunu göstereceğim. Road of the Seas. Bu şekilde yapılıyor ve whoop whoop whoop. Sadece sağ tıklayarak su oluşturuyoruz. Tabii mana karşılığında. Evet, en tavsiye edilen düzen budur ki bunların hepsi o şekilde. Ve tabii ki de floating versiyonları. O da herhangi bir floating flower ki nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Göstermiştim. Evet, tabii ki de şu arkadaşı unuttum. Bunun yanı sıra şu an ana kanalda çok fazla ilgilenemedim çünkü yeni kanalın videolarını tamam, iki tanesini çektim. İki tanesi daha çekilecek. Onlarla boğuştum biraz. Onun yanı sıra çok ciddi bir şey söz konusu değildi. Yalnız şu mana sistemini oluşturdum ancak tam bağlamış değilim. Onu sizinle beraber yapacağız. Şimdi buraya bize sparklar. Dominant'a gerek yok. Recessive gel. Ve sen geliyorsun. Ve biz bir yarasaya dönüşelim. Basitçe özetleyelim. Şunla şu her sıra sadece buna bağlı. Yani birine bağlı ve bunların hepsi şu ortadakine mana atıyor. Ardından siz ikinize resesif sparklarınızı verelim. Şu beşine normal sparklarını da koyalım. Voila. Ve sonrasında yapmamız gereken başka bir arkadaş daha ve iş daha. Sen hangi moddasın? O da önemli bir soru. Tamam, tablete veriyor. Burası yeni mana alanımız olacak. Tabii ki de burada şu an sadece pasif üretim var ki burayı biraz dolduracağız. Ancak şu arkadaşlar da kalacak bir şekilde. Evet, bu arkadaş tamamen boşaldı. Ve şunu yaptıktan sonra bu bölümki botanya kotamızı doldurmuş olacağız diye umuyorum. Sonrasında şu arkadaşları da bir kaldıralım. Bu arada biliyorum bir süredir full botanya ile uğraşıyoruz. Bazılarınız rahatsız olmuş olabilir ancak zorundayız.
Çünkü Botanya elimizdeki en hızlı early game. Yani en işe yarar ve en hızlı early game. Hede hedosu. Ve bu arada tamamını boşaltma sen. Tamam, bu kadar bana kalsın. Ve şimdi bir de şuraya... Nasıl dur? Gerek yok. Hepsini boşalt. Seninle alakalı çok daha fantastik bir planım var. Şurada bir recipe bulunuyor. Mana Mirror. Ve şuradan bir adet mana tablet yok. Şunu alalım. Evet. Buraya gel. Sonra sana da bir spark, ancak sana dominant spark koyacağız. 4 tane dominant varmış. Ben 4 tane yaptım, en ufak bir fikrim bile yok. Tabii ki de dominant spark buradan alıyor. Manasını... Ve asıl eğlenceli kısma gelelim. Şuna sağ tıklıyorum. Ve valla. Basitçe olayı özetleyeyim hemen size. Dünyanın neresinde olursam olayım, şu arkadaş bu mana tablete bağlı durumda. Pardon. Mana pool'a bağlı durumda. Yani bunun anlamı, bu mana pool'un içindeki manayı direkt kullanıyorum. Tabii ki de bunun diğer bir anlamı, şu arkadaşı artık döşemem lazım. Seni şöyle bir yere döşeyim. Tamamdır. Nasıl dur? Buraya uygun, burası o kadar uygun değil. Şuraya döşemem çok daha sağlıklı olacak ya. Tamamdır. Evet. Bu arkadaşlar pasif bir biçimde mana üretecek. Dolayısıyla şu arkadaşa da, pardon, yanlış ring. Şu arkadaşa da ihtiyacımız yok. Kısacası artık bunların yerine çok daha farklı yüzükler takabilirim. Sonrasında sen gel. Sen de bil. Gel. Biraz da pasif mana üretimi yapacağım, ufak bir tane geçici. Sonrasında sen... Hızlı dur. Çok uğraşmaya gerek yok. Bunlar fantastik bir fikir düşünüyorum. Azıcık sizleri alayım şöyle. Tamamdır. Sen direkt şuna bağlan. Sizler de sırasıyla şunlara bağlanın. Hop, 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 hop. Neticede bu arkadaşlar çok güzel bir aktif mana üretim yolu. En azından early game için. Bu arada bunların bir tanesini görmemesinin sebebi, bir tanesini bağlamayı başaramamışım. Onu biri yorumlarda belirtti. Şimdi bağlanmayı başaramamış olan var mı? Yok, hepsi başarmış durumda. O zaman şimdi siz gelin bakalım şöyle. 16. Tabii ki de burada yüzüğü çıkartıyoruz.
Voilà. Bu arkadaşlar da bunları silip süpürüyor. Geri kalanını daha sonra halledeceğim. Şimdi bu kısmı hallettik. Evet, mana kaynağımız da var. Ah, ben de içeceğimi içiyorum. Ancak bu sefer içeceğim soğumayan ve bitmeyen kahve ya da diyet kolam değil, bir değişiklik olarak Pepsi Twist. Evet. Karşılığında para almadığım bir reklamı da yaptığımıza göre kaldığımız yere devam edebiliriz. Sizle daha sonra uğraşacağım. Aslında dur. Zaten aşağıyla uğraşacağız biz. Şimdi. Olay ne? Sen gel. Bunun sıra şuradan iki arkadaş alacağız. Evet. Siz geleceksiniz. Bunun yanı sıra gelecek başka arkadaşlar daha var. Evet, şunlar sen. Evet, sen. Evet, şimdilik siz geliyorsunuz. Ve azıcık aşağıyı doldurmaya başlayalım. Şimdi sen şöyle gel. Nighter gel. Ve sen gel. Sana suyu şuna dolduracağız. Oh, dolduramıyormuşuz. Tamam, bu tuhaf oldu. Tamamdır. Şöyle bir şey yapacağız şimdilik. Abi neden kabul etmiyorsun? İlginç. Evet, bunu şimdi koyduk. Bunun yanı sıra buradaki crafting table'ımız aslında birkaç tane olmasından yanayım. Bir tane olsa da yeter ya. Ve sana wand'la değil. Aa, bunların ikisini de kabul etmiyordu. Doğru. Çünkü registered değil. O yüzden yukarı çıkacağız ve kendimize bir tane daha yapacağız. Tamamdır. Bunlardan bir tane var. Bunun yanı sıra bir adet feather ve bir adet sen. Tamamdır. Fazlasıyla kolay bir işti. Ve bunun yanı sıra bir şeyleri yavaş yavaş aşağıya taşımaya başlasak güzel olabilir. Şunların içinde neler var? Bunda bir şey yok. Bunda da hiçbir şey yok. Gayet makul. Burada önemli bir şey var mı? Yok, taşıyacağım. Şunları biraz yiyeceğim. Tamamdır. Ve senin burada değil, şurada olman gerekiyordu. Aşağısı bu arada sadece Thorncraft odası olmayacak. Witcher'ı de bu alanda olacak. Yani direkt genel bir karanlık büyü. Biraz da büyünün karanlık tarafı olacak kendisi. Ve ardından şu arkadaş. Sana seni koyalım. Aslında dur. Evet, seni koyalım. Bir adet asa. Asıl dur, şunu koyarsak nasıl oluyor? Bu daha makul. Ve şuraya XP'lerimizi de boşaltalım. XP drain'imize.
Ve kaldığımız yerden devam edelim. Şu arkadan bir Blood Magic alanında geçecek bu arada. Ve sanırım şu an gece gündüz olmaya yakın, ben tabutumu da taşıyacağım. Ve yapmak istediğim bir arkadaş var. Infernal Furnace. Bunu şu an yapabiliyor muyum? Hangi alandaydı? Heh. Infernal Furnace, hatta Infernal Furnace değil, Infernal Blast Furnace yapacağım. Bir de. Tabi bu Infernal Furnace'ın, Infernal Blast Furnace ise Infernal Breaks'lerden yapılıyor. Infernal Caps Lock açık kalmış. Infernal Breaks. Evet, Netherbreak toplamam gerekecek ve Netherbreak'im yok. Ya bunların ben bir ara... Ha, varmış biraz ama çok fazla değil. Şimdi Infernal Furnace'a bir bakalım. Ya da bunları daha sonraya bırakayım. Bunun yanı sıra başka neye bulaşabiliriz? Evet. Güzel soru. Başka neye bulaşabiliriz? Omnomnomikonumuza bir bakalım. Golemlere yakında bulaşacağız zaten. Yapmayı planladığım bir şey geldi aklıma. Evet. Primal Charm yapmam lazım. Yani bunun anlamı... Bu arada kullanımı olarak bir unbalanced shard, 2 gold ve bir şeye bakacağım, daha bakacağım. Tamam. Bir balance shard'ım varmış, ancak bir tane daha yapmam lazım. Tamamdır, gayet uygun. Tabii ki de bir kova. Kova gel. Biraz bölüm yetişmediği için bölüm arası bölüm çekmek gibi bir oldu, ancak Tomcraft işlerini halletmemiz iyi oluyor bu ara. Biraz Tomcraft şu altı da dekore edip orayı tamamlayacağım. Şimdi bir tane Primal Charm yapıyoruz. Tamamdır. Sen şöyle çürüyorsun. Tamamdır. Tabii ki de gold'umuzu unuttum. Oops. Bir tane daha mana ingot lazım. Şimdi sana bir tekrar bakıyoruz. Yok. Staff Core, tamam. Crafting Scepters, tamam. 3 tane cap lazım. Tam olarak 3 tane yapacak malzeme var. Arcane Workbench. Tamam. ve işin eğlenceli kısmı bölüm arasına kalacak, yoksa bu esnada da yapacak mıyım? Bölüm arasına kalacak. Şimdi sırasıyla önce sen gel.
Primal Charm. Harikasın. Sonrasında da ve dışarıdan köpek sesleri geliyor. Harika bir biçimde. Sonrasında da şu arkadaşları bildiğiniz gibi tamamdır. Ve bunlar hala mana üretiyor mu? Sanırım evet. Bu da güzel bir şey. Şunlar da biriktiriyor zaten. Bunlar benim depolarım. Nasıl? Depo ne diyeyim? Cümleyi kuramadım. Anladınız siz onu. Sonrasında yapmamız gereken diğer şeyler. Düşünelim. Şuraya bir recipe hazırlamaya başlayalım. Bu arada Primal Charm sayısı biraz fazla geldi galiba. Crafting Scepters. Evet, Primal Charm sayısı fazla geldi. Neyse, bir tane de staff yaparım. Crafting Scepter. Şunu hafiften yerleştirmeye başlayayım. Şuraya bir tane Living Wood Rod gelecek. Yani bunun anlamı bolca rün. Peki bu arkadaş ne işimize yarayacak? Bildiğiniz gibi stafflar scepterler daha fazla mana depolayıp daha fazla crafting avantajı sağlıyor. Rune olarak elimizde ne var? Rune of Air, Slot ve Water. Air ve Water burada işimize yarayacak. Slot hiçbir işimize yaramayacak. Yani bu geri kalan zibilyon tane rünümüz var anlamına geliyor. Gayet güzel bence. O zaman size bir bakalım. Ve şunları da bir atalım. Bak hala yanıyorlar, tamam. Ve ring. Ringlerimize bir bakalım. Ne yapabiliriz? Far Reach. Pride. Ring of Mantle. Magnetization. Magnetization upgrade edebiliriz. Botanya. Botanya senden bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Star Collar'ı yapamam. Evet. Fire Check. Botanya'ya çok gelişemeyeceğiz o zaman. O zaman ne yapabiliriz? Sanırım yakında End'e gitmem gerek. End'e gitmem gerekecek. Hızlı olduk. Ama bir yandan Witcher için de alan hazırlamam lazım. O yüzden biraz Witcher'a girelim ve bu bölümü dolduralım. Blood Crucible ve siz gelin. Aslında dur, evet. Oraya gerek yok. Bunları eşit yaptığım için sırasıyla 2 adet vatandaşımızı vampire dönüştüreceğim. Neticede vampire ihtiyacım var. Ve dönüştüreceğim vatandaşlardan birini çok iyi biliyorum. Hatta ondan iki tane görüyorum.
Bunun dışında sen nesin? Reddit'te büyücü alayım. Nasıl dur? Glass Goblet almayı unuttum. Vampire dönüştürmeyi tam olarak hatırlayacağım. Evet, Glass Goblet'ımızı da alalım. Biraz sıkıcı bir bölüm oldu, farkındayım. Birkaç şeyi tekrarladık bölüm esnasında. Ama sonraki bölüm muhtemelen end'e gidiyorum. Şimdi sen gel, mesmerize ol. Senin tüm kanını emelim. Aa dur. Yapmayı unuttum, önemli bir detay var. Bunu normal kıyafetlerimle yapamam. Ya yaparım da o kadar verimli olmuyor. Bunu vampir kıyafetlerimle yaparsam çok daha sağlıklı olur benim açımdan. Çünkü neden? Hem daha yakışıklı olacağım. Hem de... ah. Daha hızlı kan emebileceğim için canlarını daha az yakacağım. Evet, şöyle bir olayımız söz konusu, hatırlatayım. Evet. Şimdi bütün kanını içtiğimize göre hayır. Gel böyle. Evet, kendisi dönüştü. Ve sıra kurban numara 2. Şöyle bir hapishanesi alanda yapacağım bunu, kaçıp durmasın diye. Evet, bütün kanın bitsin. Evet. Sonra mesmerize edip dönüştürelim. Ve iki vampirim hazır. Hayırlı uğurlu olsun yeni türünüz. Evet. İki adet vampire sahibim. Ve bunlar bana kan stoğumu sağlayacak. O kan stoğu benim için önemli. Şimdi siz gidin. Aa, sen de gideceksin. Ve başka yapmam gereken ne vardı? Şunları bırakacağım. Ve şu ikisini de şöyle bırakalım. Seni de bakabiliriz ve ben bunları bölüm arası aşağıya taşıyacağım. 16. Siz biraz daha mana üretin bana. Evet, o zaman gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.